Merhaba değerli arkadaşlar. Artık üniversite kaydımızı gerçekleştirdik. Hepinize hayırlı olsun diliyorum. Güzel, sağlık içinde bir eğitim dönemi diliyorum. Artık kayıtların yapılmasıyla birlikte de üniversite hayatı başlayacak bizler için. Elbette ki bu kayıt, yani üniversite kaydı her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Üniversitelerde eğitim öğretim iki dönem halinde yürütülür. Her dönemin dersleri birbirinden hem bağımsız hem de birbirinden farklıdır. Onun için her dönemin başında öğrencilerimizin ders kaydı yapması gerekir. Bu ders kaydını mutlaka yapmanız gerekiyor. Ders kaydını yapmadığınız takdirde o dönemin derslerini alamazsınız. O dönemin derslerinden başarısız olmuş olursunuz ya da sistemde pasif öğrenci olarak görünürsünüz. Çünkü ders kaydını yaptırmadınız demektir. Değerli arkadaşlar, ders kaydı işlemleri bu açıdan önemli. Bunu ciddiye almanız, dersleri titizlikle seçmeniz, kontrol etmeniz, danışmanla işbirliği içerisinde bunu sonuçlandırmanız sizler açısından önem taşıyor. Çünkü herhangi bir yanlış son noktada karşınıza çıkacak ve sizi üzecektir. Yani düşünün ki son sınıfa geldiniz ama aldığınız ders senin birini eksik almışsınız, hatalı almışsınız. Bu durumda mezun olamazsınız arkadaşlar. O dersi alıp da verene kadar. Onun için kredi, akitesi eksiği olarak herhangi bir ders eksiğinizin kalmaması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, ders seçim süreci üniversitelerde bir akademik takvim dahilinde yürütülür. Yani hangi üniversitede ders seçim takvimi hangi tarihte başlıyor? Bunu buradan benim bilebilmem mümkün değil. Bunun için Google'a gireceksiniz. Buradan hangi üniversitenin ders kayıt takvimine bakacaksınız. Siz hangisini kazandıysanız ona bakmanız gerekiyor tabii ki doğal olarak. Diyelim Atatürk Üniversitesi 2022-2023 akademik takvim açtık değerli arkadaşlar. Şuradan hemen açalım. Google'dan bizim karşımıza çıkarıyor. Buradan takvime ulaşalım. Evet, ders kayıt. Öğrenciler için ders kayıt tarihleri burada belirtilmiş. Yaklaşık 19 ile 23'ü arasında bir tarih. Daha sonra ders kaydı yapıldıktan sonra danışman onayına gönderme süreci var. O süreçte danışman da bu tarihler arasında bunu onaylamak gerekiyor. Ekle bırak haftası şu demek. Ders kayıt yapıldıktan sonra 1 veya 2 gün veya bazen 1 hafta da olabilir. Fark etmez. Üniversite bir süre tanıyor. Diyor ki istediğiniz dersi alabilir, istediğiniz dersi bırakabilirsiniz. Yani yeniden sıfırdan ders kaydı yapamıyorsunuz ama aldığınız derslerden bırakıp ekleme yapabiliyorsunuz. Ekle bırak demesinin mantığı bu. Neden bu böyle? Şundan dolayı. Çünkü diyelim ki bir seçmeli ders aldınız ama o dersi seçen az olduğu için o ders açılmayacak. Bu durumda açılmayacak bir ders almış olmanın bir mantığı yok. Bu ekle bırak haftasında bu dersi bırakmanız gerekiyor. Üniversitenizi akademik takvimde bulmalısınız ilk ders kaydı yaptırmadan önce ve ders kayıt haftasının hangi hafta başlayacağını buradan görmelisiniz değerli arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, bir başka husus da ders kaydı yapabilmek için öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekiyor. Bir harç ödeyecekseniz, harç ödemekle mükellefseniz, bunu ödemezseniz ders kaydı yapamazsınız. Ders kayıt ekranına girdiğiniz zaman denilecek ki karşınıza çıkacak şu borcunuz var. Öncelikle bu borcunuzu ödemeniz gerekir. Bu borcun nasıl ödeneceği ile ilgili bilgiler üniversitelerin kendi web sayfalarında var değerli arkadaşlar. Elbette ki banka üzerinden veya online çevrimiçi olarak internet bankacılığı üzerinden bu borçların ödenebilmesi mümkün. Aynı şekilde ATM'ler üzerinden de harç ücretleri ödenebiliyor değerli arkadaşlar. Kimler ödüyor peki? Ders kaydını yaptırmadan önce de bunu ödemesi gerekiyor. Aksi takdirde ders kaydı yaptıramaz değerli arkadaşlar. Her üniversitenin sayfasında ders kayıt kılavuzu yayınlanmış. Yani özellikle bazılarının ana sayfada, web sayfada, bazılarının da öğrenci işleri daire başkanlıklarının sayfasında ders kaydının nasıl yapılacağı, bu süreci anlatan bazen görüntülü video, bazen de anlatım şeklinde metin olarak anlatımlar mevcut. Mutlaka üniversite sizin sayfasına girin ve burayı bulun. Eğer bulamıyorsanız Google'a girin ve deyin ki mesela Atatürk Üniversitesi kayıt rehberi, kayıt kılavuzu gibi diye aratın. Ders kayıt kılavuzu gibi yine karşınıza bu tip rehberler çıkacak. Ben bunlardan birkaçını örnek olarak göstereyim. Bunlardan birisi mesela Fırat Üniversitesi ders kayıt işlemleri diye bir başlık açılmış. Gümüşhane Üniversitesi'ne ait web sayfası değerli arkadaşlar. Şu linke tıkladığımız zaman şöyle bir sayfa açılıyor ve burada ders kayıt sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin bir açıklama var. Tabii ki bu üniversiteyi kazanan arkadaşlarımız varsa bu videoyu izlemeliler. Sizlere yardımcı olacaktır. Ders kayıt ekranı nasıl bir şey olacak? Yani ne gibi bir ekran üzerinden biz ders kaydı yaptırabileceğiz? Bununla ilgili de sizlere birkaç örnek göstereyim. Çünkü örnek göstereyim diyorum. Çünkü kesin olarak şudur deme imkanımız yok değerli arkadaşlar. Her üniversite kendi yazılımı, kendi sistemi üzerinden ders kaydını yaptırıyor. Üniversitelere göre farklılık ifade edebiliyor arkadaşlar. Her üniversitede ders kayıt yazılımı birbirinden farklılaşabiliyor ama ben örnek olsun. Yani süreç nasıl işliyor onu görebilmeniz açısından bir örnek göstereyim değerli arkadaşlar. Ders kaydı yapmak için öğrenci bilgi sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Elbette ki her üniversitenin kullanmış olduğu yazılım birbirinden farklı olduğu için arayüz ekranları da birbirinden farklı olacaktır. Dolayısıyla hangi üniversitede öğrenim görüyorsanız o üniversitenin öğrenci bilgi sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Bunun adı bazı üniversitelerde OBES'e olarak yani öğrenci bilgi sistemi, bazı yerlerinde biraz daha açılımı yapılmış OBESIS olarak geçer. Yani OBESIS öğrenci bilgi
bilgi sisteminin kısaltılmış şeklidir. Şimdi karşımda bir örnek olması açısından Erciyes Üniversitesi'nin bilgi giriş sistemi var, öğrenci bilgi giriş sistemi var değerli arkadaşlar. Burada öğrenci numarası ve şifre, altta güvenlik kodu, sonra da giriş diyorsunuz. Öğrenci numaranızı zaten kayıt olduysanız E-Devlet'ten de öğrenci belgesi kısmından öğrenebiliyorsunuz. Şifreniz eğer cep telefonuna şifre olarak gelmediyse buradan şifre tanımlayabiliyorsunuz. Buradan şifremi bilmiyorum seçeneğine tıklayıp da işte uyruğunuz, TC kimlik numaranız, nüfus cüzdan serinonuz, adınız, soyadınız girip de sorgulama ekranına gittiğiniz zaman siz şifrenizi öğrenebileceksiniz. İlk kullananlar açısından da bu şekilde değerli arkadaşlar. Öğrenci bilgi sistemleri üniversiteye göre farklılık ifade etmekle birlikte genellikle giriş ekranları bu şekilde oluyor. Varsayalım ki buradan giriş yaptık. Burayı göstermeyeceğim tabii, iç kısmına zaten şu anda benim giriş yetkim de yok. Ama giriş yaptıktan sonra şöyle bir ekran karşımıza çıkacak. Burada tabii üniversite adı ve öğrenci isimleri vesaire gizlenmiştir. Bu üst kısımda alabileceğiniz dersler, alt kısımda sizin seçtiğiniz dersler. Burada öğrencimiz dersleri seçmiş, dikkat ederseniz aşağıya eklenmiş. Arkadaşlar buradan üstteki bir dersi aşağıya eklemek istediğiniz zaman şuradaki yeşil artı butonuna tıkladığınız zaman bunu bu aşağıya atacaktır, buradan kaybolacaktır. Bu benzer şekilde diyelim ki sehven veya yanlışlıkla bir ders eklediniz. Çıkarmak için de buradaki çıkar butonuna atarak yine buraya atabilirsiniz dersi. Altta seçtiğiniz derslerin toplam kredisini, akreditesini vesaire hepsini burada veriyorum. Bu önemli değerli arkadaşlar, çünkü bir dönemde sınırsız ders alamıyorsunuz. Bunun bir sınırı var. Bildiğim kadarıyla 30 akreditelik bir ders alabiliyorsunuz bir dönem boyunca, ama bu üniversitelere göre değişebiliyor. Bunu da ifade edeyim. Bölümlere göre, üniversitelere göre değişebiliyor. 40 akreditesine kadar çıkaran üniversiteler olabiliyor. Ama genellikle 30 akredite civarında seyrediyor. Onun için bunu aşamazsınız. Alabileceğiniz dersin bir sınırı var değerli arkadaşlar. Eğer alttan ders alıyorsanız da bu sınırı aşamayacağınız için önce alttan kaldığınız dersleri almanız gerekir. Onları burada göreceksiniz, öyle tahmin ediyorum. Sonra da normal sınıfınızdan AKTS'yi aşmayacak şekilde ders alabilirsiniz. Yani önce alttan kaldıklarınızı, sonra da kendi sınıfınızdan AKTS'yi aşmayacak şekilde ders alabilirsiniz. Şimdi bu süreci tamamladık. Diyelim ki dönem içinde almamız gereken derslerin hepsini ekledik değerli arkadaşlar. Tabii ki 3. sınıflarda bir de seçmeli dersler olacaktır değerli arkadaşlar. Bu seçmeli dersleri de yine şekilde paket olarak almak zorundasınız. Bazı üniversiteler paket paket karşınıza çıkarıyor bunu. Deniliyor ki siz şu paketten ders seçebilirsiniz. O paketten almanız gereken ders sayısı kadar ders seçiyorsunuz ve sizin ders havuzunuza ekliyorsunuz. Ama 1-2. sınıfta genelde çok fazla seçmeli ders olmadığı için buradaki sadece kendileri için atanan zorunlu dersleri seçiyorlar. Seçtikten sonra diyelim bir dersleri buraya ekledik. Artık bu dönemde alabileceğimiz başka ders kalmadı. Bu durumda değerli arkadaşlar buradaki kontrol et butonuna tıkladığınız zaman ekran seçtiğiniz dersleri görecek ve dersleri kontrol edeceksiniz. Bu süreç tamamlandıktan sonra kesinleştir ekranı gelecektir karşımıza, kesinleştir. Siz burada kesinleştir dediğiniz andan itibaren sizin dersleriniz artık danışmanın onayına gidecektir değerli arkadaşlar. Danışmanınız için de tanınan bir süre var. Danışmanınız da bu süre içerisinde dersinizi onaylayacak. Bu süreç bittikten sonra şurada danışman onay durumu henüz onaylanmadı görünüyor dikkat ederseniz. Danışman onayladığı zaman da burası artık yeşile dönecek ve onaylanmış olacak ders süreniz ve ders kayıt işleminiz tamamlanmış olacak arkadaşlar. Bununla ilgili sorularınız, sormak istediğiniz ya da kafanıza takılan hususlar olursa videonun yorumları kısmından bize iletebilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Şimdilik hoşça kalın.